Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu videoda GTA 5 oyunundaki Filisa Bank'ı inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi GTA 5'te birden çok banka var. Bir tanesi çok büyük bir banka, altında kasası olan. Bunun 200 caddesinde, buranın da yerini göstereceğim haritadan. Bir tane soygun yaptığımız banka var, Trevor, Michael. O da kırsal bir alanda. Bir de burası var arkadaşlar. Bunu çok fazla kişi bilmiyor. Ben de videosunu yapmak istedim. Hemen haritayı açalım. O herkesin çok bildiği aşağıda büyük kasası olan banka şu caddede arkadaşlar. Bakın burada sinema ve dövme işareti var. Yani dövmeci var bir tane. Kalp işaretinin olduğu cadde üzerinde. Tam köşedeki bina hatırlarsanız. Bununla ilgili video yapmıştım daha önceden. İzleyenler bilecektir. Bankanın kasası nasıl açılır şeklinde bir video yapmıştım. Bu caddenin 1-2 alt caddesinde, yani bu caddeye paralel 2 alt caddede şu an buradayız arkadaşlar. Buranın adı da Filisa Bank. Şimdi içeriye girelim ve içeriği gezelim. Girişi bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir kapıdan içeri gidiyoruz. Sol tarafta firmanın logosu ve oturma yerleri var gördüğünüz gibi. Hemen karşımızda da işte gişeler var. Vezne dediğimiz yer. Buradan işlemlerimizi hallediyoruz. Şu an kimse yok ama buranın dolu olduğu zamanlarda oluyor. Burada kuyrukta bekleyenler oluyor. İşte içeride böyle banka görevlileri falan oluyor. Çok da büyük bir banka değil aslında. Burada da birkaç tane oturak var. Gördüğünüz gibi. Burada da arşiv dolapları falan. Zaten L şeklinde bir yapıya sahip. Burada da son buluyor. Yine firmanın logosu var gördüğünüz gibi. Burada iki tane alan var. Burası gişe işlemlerinin yapıldığı yer arkadaşlar. Fakat kapısı kapalı, girilmiyor. Burada da yine gördüğünüz üzere kasa var. Kocaman çelik bir kapı var. Şimdi öncelikle buraya girelim. Burayı bir gezelim. Buraya şimdi farklı bir metotla gireceğim. Normalde modumuzu kullanıp bir arka tarafa geçiyorduk. Bu sefer farklı metotla gireceğim arkadaşlar buraya. Nasıl gireceğim? Silahımı çıkartacağım. Ve kapıyı buradan söküp alacağım. O şekilde gireceğim. Sizler de içeriği görebilin diye böyle bir şey geldi aklıma. Evet. Şöyle şuraya koyabiliriz kapıyı. Bunu tabii ki de yine mod sayesinde yapıyorum. Mod olmadan böyle bir şey yapmak mümkün değil. Bu kapı kapalı. Ben kapıyı söktüm ve içeriği size gösteriyorum. Bu şekilde dar bir alan var. Burada işte gişe işlemleri için görevliler oluyor. Bilgisayarları kullanabiliyoruz gördüğünüz gibi. Sol üstte ibare çıktı. E tuşuna basın diye. Bir tane fotokopi makinesi var. Burada da dolap ve içerisinde de dosyalar var arkadaşlar. Böyle bir alan. Evet, bir ateş edebiliriz şöyle biraz. Bakalım nelere zarar verebiliyoruz, nelere veremiyoruz. Evet, camlar çatlıyor ama tamamen kırılmıyor gördüğünüz gibi. Belki de banka camı olduğu içindir. Şurada da güvenlik kamerası var. Evet, o da yerinden koptu, aşağı düştü. Bir de arkadaşlar bu taraf var. Burada da kasa var gördüğünüz gibi. Bunu patlatmayı deneyelim öncelikle yapışkan bombayla. Evet, birden fazla atalım hatta. Şuralara da atalım. Menteşenin olduğu yerlere. Evet, bir tane de şuraya atalım. Şimdi patlatıyoruz. Bakalım sonuç ne olacak? Evet, gördüğünüz gibi açılmadı. Hiçbir şey olmadı. Bir tane de kumanda paneline atalım bakalım. Burayı açmak mümkün değil arkadaşlar. Yani yapışkan bombayla ya da farklı bir şeyle açmak mümkün değil. Diğer büyük bankanın kasası yapışkan bombayla açılıyordu. El bombasıyla açılmıyor ama yapışkan bombayla açılıyordu.
Burası açılmıyor arkadaşlar hiçbir türlü. Ha buranın arkası yok mu diyeceksiniz. Hayır, var. Yani burada bir kasa var. Onu da sizlere yine menü modunu kullanarak göstereceğim arkadaşlar. Evet, silah ile kapıyı alıyorum. Söküyorum ve şöyle dışarı doğru çıkartalım istiyorsanız. Evet, burada kalsın bu da. Buradaki kapıyı da söktük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çelik bir kapı. Kocaman. Ve ağır, çok sağlam. Yani normalde de böyle olması lazım. Sonuçta bankanın bütün parası bu alanda. Evet, şimdi içeriği gezebiliriz. Çok da büyük bir alan değil, onu söyleyeyim başta. Diğerlerine de benziyor zaten. Böyle burada bir sürü alan var. Müşterilerin paralarını koymak için. Tabi bunların biliyorsunuz ki içi falan yok, boş. Böyle göstermelik. Herhangi bir şey yok yani. Sonra burada bir tane kapı var. Burası açılıyor rahat bir şekilde. İçeriye girebiliyorsunuz buradan da. Burada da yine böyle bir sürü alan var. İşte bunlar kiralık kasalar oluyor arkadaşlar. Para karşılığında bunları kiralıyorlar. Ve paralarını buraya koyuyorlar. Burada bir kutu var. Ona bir ateş edelim bakalım. Bir de yapışkan bombayla patlatmayı deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi paraya da başka bir şey yok arkadaşlar. Sadece kuru kuruya bir kasa. Hepsi bu. Evet. Bundan da değişik ışıklar çıktı. Evet arkadaşlar, başka gidilecek bir yer yok burada. Burası kasa alanı. Burada böyle bir giriş var. Dolaplar, dosyalar. Sonrasında gişelerin olduğu yer. Evet arkadaşlar, bankanın tamamı bu kadar. Çok da büyük bir yer değil aslında ama yine de böyle bir yerin olduğunu sizlere göstermek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.